Merhaba herkese, iyi haftalar. Tüpraş günlük grafik. Ya biraz önce Tüpraş'ı anlattım aslında 3 dakika olduğu videoda. Ben de farkına varmadan herhalde biraz kötü, yani haber akışı Tüpraş'la alakalı değil de genel haber akışıyla alakalı öyle bir karamsar tablo çizdiğimi fark ettim ki ondan sonra tekrar dedim çekeyim, bu böyle şimdi olmaz. İnsanları dinlerse şey olur. Yani farazi konuşmalardı onlar tabii de. Şimdi daha önce 8 Mart'ta en son Tüpraş çektim. Kimse de sormamış 8 Mart'tan beri Tüpraş'ı. Bizim küçük yatırımcı BIST 100 dışında daha çok. Yani BIST, hatta BIST 100 dışında, BIST 30 dışında zaten çoğu da BIST 30'da olanlar da bankalarda terste şu an herkes bekliyor. Küçük hisselerde çok var. Böyle Tüpraş falan pek alan satan zannederim kalmadı. Kalmaz yani, şimdi sen bir verim getiremezsen olmuyor yani, küçük yatırımcı da kaçıyor. Ama Tüpraş'ın da verim getirmesi kolay değil. Tabi yabancıların çok bir aldığı bir hisseydi. Tüpraş için kötü olabilecek her haber akışı oldu. Yani baktığınız zaman yabancı çıkışı var. Devam edecek. Devam ediyor ve devam edecek. Bundan sonra da biraz daha. İşte siyaseten Merkez Bankası Başkanı hikayesi şu bu derken haber akışlarının hepsi, özellikle bu hastalık meselesi falan, Tüpraş'ı negatif etkilemeye devam ediyor. 88, şimdi ben 8 Mart'ta oraya bir işaret koymuşum ama bu işaret tabi 200 güne hemen gelir anlamında koymamışımdır. Kırılırsa diye koymuşumdur 97. O zaten kırıldıktan sonra ayla bayla oraya gelmiş açıkçası. Normalde çabuk kırılan bir alan değildir. Fiyatlar etrafında döner. 200 gün desteği ben önemserim kendi adıma. Şu an yine fiyatlar etrafında dönmeye devam ediyor diyelim. İşte biraz altında, biraz üstünde. Büyük bir kopma yok en azından. Devam ederse aşağı yönlü hareket, ki şu an tabii o trend var, onu da söyleyeyim. 80 civarı burada yine bir destek, 81 civarında bir destek beklenir. Orası bir alım fırsatı olarak bakalım görülecek mi? Yani şu an aslında öyle çok kötü, daha da gevşemesini gerektirecek bir haber akışı şirket özelinde yoksa benim bilmediğim yok yani, öyle genel anlamda o kadar da değil derim normalde. Ama yine de 81 civarına dikkat etmek lazım. Yani bunun Mart dibi zaten 65'ti. Sonraki en dip alanları da 77, 78, 75, 80 civarlarıydı. Yani daha altı pek olmuyordu Tüpraş'ta. 94-95'in üstüne, yani normalde aslında 97'nin üstü demek lazım. Bir hareket olursa tekrar o yatay alana girer bulunduğu. O en azından biraz daha güvenli bir alanda açıkçası. Yani o alanda bulunmasını ben tercih ederim Tüpraş açısından. 50 gün 100 lirada, 20 gün 94'te, baktığınız zaman 8 gün ortalaması, düşüşün trendini, en kısa vade trendini o çiziyor. 90 lira 90 kuruşta. Dolayısıyla bu alanların sırasıyla üstüne atması, bunlar bir dirençtir aynı zamanda. Üstüne atması çok tercih edilir bir durum olur açıkçası. RSI 31 çok düşük bir RSI. MACD eksi 3 çok düşük bir MACD seviyesi. Onu da söyleyeyim yani, eksi 3 19 gerçekten oldukça, 38 hatta eksi 3 38 çok düşük. Ama biraz momentumu olmuş düşün. O biraz ağızlarını tekrar açtırmış tam kapanacakken o ağızlar. Şöyle MACD'yi göstereyim geri. O her zaman gelecek bir MACD seviyesi değildir. Çok kaç temas var? Bu kısma 1, 2, 3, 4. Bu da 5. işte son 2012'den beri. RSI de öyle. Yani bu normalde bu seviyelerde her zaman olmaz çekilmelerde. Yani daha önce 22'den döndü. Yine son yıllara baktığınız zaman oldukça iddialı bir alan 22 RSI'da. Dolayısıyla Tüpraş'ta strateji aşağıda 81 civarına bir alıcı beklentisi. Yukarıda dönüş içinse 94'ün üstünü takip etmek lazım. 94'ün üstüne dönüyorsa bir 100 lira gündeme gelir. Orayı da tabii kırıp kırmadığına bakmak lazım. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar dilerim.